Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere birkaç gün önce paylaşmış olduğum inci taneli gelin yeleğinin kol kesimini anlatacağım. Şimdi sevgili izleyicilerim, yeni izleyenler için tekrar şiş numarasını bir de ipimi, yeleğimizin sayılarını vermek istiyorum. Önleri böyle 90 ilmekle başlamıştık. Önler 90 ilmekli, 25 tane örneğimizi yukarıya kol kesimine kadar böyle devam ettik. Şimdi kol kesimini anlatacağım. 3 numara şiş kullandım. Bir de angora ipimiz var. Böyle. Bu çok tatlı bir rengi var demiştim. Pembe. Gelin pembesi diyorum ben buna. Şeker pembesi. Arkasını da 134 ilmek başlamıştık. Arkasını. Şöyle, sizler kendi ölçünüze, bedeninize göre yaparsınız. Bazen işte diyorsunuz arka neden dar. Şimdi arka toplu olduğu için böyle görünüyor. Ama siz daha büyük yapmak isterseniz de ilmek sayılarını çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben sizlere bugün şu kol kesiminin burasını anlatabildiğim kadar anlatacağım. Bir de önlerden bitirmeyi göstermek istiyorum. Zaten örneğimizi anlatmıştık. Şimdi de kol kesimiyle hemen devam edeceğim. Siz yine modelim burada ara ara izleyeceksiniz. Ben şöyle diğer önle devam etmek istiyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın. Şöyle yeleğimizi hemen 13 tane ilmek atıyoruz. Diyelim 25 tane uzunluğunu yaptık. Ben 50 santim yapıyorum. Sizler kendi boyunuza göre daha az da yapabilirsiniz. Daha uzun da. Şimdi 3, 4, 13 tane ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi böyle attık hemen. Ben arka yüzeyden onların hepsini böyle ters örüyorum. Siz modelimi izlerken ben hızlıca geçeceğim. Şimdi ilk ilmek attığımız için biraz burası ağır gidebilir. Siz modelimi izlerken hemen ben yan tarafta örüyorum. Bu örneğimizi yakın zamanda videosunu çekmiştik. Zaten takipteyseniz bizi biliyorsunuz. Beğendiğiniz videoları, bizim yani videolarımızdan beğendiklerinizi sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bakın şöyle hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi böyle 12 ilmeğimi ördüm burada aroşa. Ters tarafındayım örgümün. Hemen bakın şuradan 13. ilmeğimle 2 ilmek bir alıyorum, topluyorum. Şöyle hemen dönüyorum yine. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bir ters, bir düz yapıyoruz. Böyle sıramın sonuna kadar bir ters, bir düz. Zaten dikişe girecek alt tarafı. Şöyle hemen yine arka yüzeyden de aynı bir ters bir düz örüyoruz. Ön yüzeyde zaten lastik yerini yapacağız hemen. Değiştirmeli yerini. Siz tabi dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bu lastiği sevdiyseniz bunun da videosunu çekmiştik. Oradan da takip edebilirsiniz. Bakın şimdi yine 3 tane bir aldım. İlkte öyle alıyorum. Şimdi ön yüzeyde hemen başlıyorum lastiğimizi yapmaya. Tabii şimdi açık renk olduğu için. Şimdi bakın bir düz, bir ters, bir düz alıyorum. Böyle ipimi ön yüzeyden geçirdim.
Arka yüzeyden yine diğer ilmeklerimle örüp devam ediyorum. Yine arada bir tane aroşa, yine bir düz, bir aroşa, bir düz yapıyorum. İpimi geçirdim ön yüzeyden. Yine diğer ilmeklerimi örüp devam ediyorum. Böyle sıramın sonuna geldim. Şu an kol kesimi yapıyorum. Hem lastiğimizi örüp devam ediyorum, hem de kol kesimi. Arka yüzeyden zaten bir ters bir düz yapıyoruz. Yani ters ilmeklerimizi ters, düzleri düz yapıyorum. On iki ilmeğimi örüyorum. 13. ilmeğimle böyle baştan, şimdi şuradan 2 ilmek aldık. Başlarken 3-3 almıştık. Şimdi 1-2-1-3 hep böyle devam edecek ilmek sayılarımız. Yani toplama ilmeklerimiz, kol kesimi yaptığımız için 1-2-1-3 topluyoruz. Yine lastiğimdeyim. Üç numara şiş, bir de angora ip kullanıyorum. Başlarken de söylemiştim. Hep soruluyor hangi ip diye. Ama siz dilediğiniz ipten de yapabilirsiniz. İlla angora olması şart değil. Ben gelin yeleği diye ince ip kullanıyorum. Tabii ince ipin biraz örmesi daha uzun sürüyor izleyicilerim. İnce olduğu için örgümüz artmayabiliyor. Bunların daha kalını var. Onu da yapabilirsiniz. Ondan da çok güzel oluyor bayan yelekleri. Şimdi bakın 3 tane bir alıyorum. 1 2 topluyoruz. 1 3. Yine dönüyorum hemen. Hep böyle aslında örgümüz devam edecek. Siz modelimi izlerken ben biraz hemen hızlıca örmek istiyorum. Kol kesimini izlerken. Örneğini, kol kesimini böyle yakın yakın izlerken ben de yan tarafta biraz örüyorum. Bu yeleğimizin de rengi çok güzel oldu. Tam çeyizlik. Gelin kızlarımıza yapabileceğimiz bir renk. Büyüklüğü de sevgili izleyicilerim, 90 ilmek önler, 134 ilmek de arka. Başlarken de söylemiştim, sizler kendi bedeninize göre ilmek sayılarını değiştirebilirsiniz. Tam inci tanesi gibi oldu. Kibar bir yelek oldu. Şimdi ben yine devam ediyorum örgümle. Bakın arka yüzeyi de aynı. Bir ters, bir düz. Tabii çabuk öremiyorum. Yani kol kesimi çabuk olmuyor. Şimdi örüyoruz böyle. Burayı 13. ilmeğimizle geldiğimiz zaman
Bir sefer 2 ilmek topluyoruz, bir sefer 3 ilmek sevgili izleyicilerim. Dönüyoruz yine. Şimdi yine örüyorum aynı. Bakın şuradan örüyoruz. Yine böyle devam ediyorum. Tam görünsün diye. Bağlamalı bir lastik yapıyorum şu an. Bu lastik de yeleklere çok yakışıyor. Ben de çoğu yeleğimde bu lastiği kullanıyorum. Güzel durduğu için. Arka yüzeyimiz aynı. Normal lastik gibi bir ters, bir düz yapıyorum. Yani bu lastik ilmeklerini izleyicilerim daha dar seviyorsanız daha dar da yapabilirsiniz. Yani illa 13 ilmek yapmanız şart değil. Ben şimdi önlere o kadar koyduğum için arka yüzeyi de o kadar koyuyorum. Yanları da yani kol kesimini de öyle yapıyorum. Bakın şimdi yine aynı şurada arttırma yeri olduğu için 2 tane ilmeğimi alıyorum. Dönüyorum. Hep böyle devam edecek modelimiz. Sonra ön tarafa geldiğimiz zaman orada da hep bir bir eksilteceğiz. Şimdi tabi burasını bitiremiyorum. Bitirseydim oradan da sizlere anlatacaktım ama örerek değil de tarif ederek anlatacağım. Zaten şimdi bitmiş olan ön parçamızda da onu göstererek sizlere anlatacağım. Şimdi böyle sıramın sonuna geldim ben. Bakın daha toplamaya devam edeceğim aslında ama bayağı bir uzun sürüyor kol kesimi. Şimdi şuradan diğer bitmiş önümüzle bakın. Şöyle şuraya kadar 4 örneğimizi izleyicilerim şuradan anlatayım. Bitmiş olandan bakın. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 örneğimizi bu az önce yaptığımız şekilde hiç örmeden yani bu ön tarafı örmeden sadece şu koltuk tarafında hep bitiriyoruz. Bir sefer 2 ilmek, bir sefer 1 ilmek olarak bitiriyoruz buraya kadar 4 örneğimizi. Sonra örerek şu ön tarafa geliyoruz. Ön tarafa geldiğimiz zaman hemen ben böyle seviyorum. Bir tane örneği yukarıya doğru götürüyorum. Kimisi lastikten bitirmeye başlıyor. Sizler nasıl istiyorsanız böyle daha güzel durur diye. Bir örneğimi burada ayırdım. İkinci örneğimden bakın bir bir eksiltmeye başladım. Gidiyoruz geliyoruz bir tane eksiltiyoruz. Sadece ön yüzeylerde. Hep bu geçen başka bir yelekte de soruldu. Arka yüzeyde eksiltme yok. Sadece ön yüzeyde izleyicilerim. Sonra yine kol kesimine geldiğimiz zaman bu sefer hem ön yüzeyde hem arka yüzeyde bir örneğimizi bitiriyoruz. Bakın sonra yukarıya doğru hiç bitirmeden devam ediyoruz bitene kadar. Yani koltuk altında diyelim 5 örneğimiz bitmiş oluyor. Sonra bir örneğimiz yani hiç bir daha bitirmiyoruz. Hep lastikle diğer örneklerimizi ön yüzeyden bitiriyoruz. Bu omuz genişliğini siz istediğiniz sayılarda bırakabilirsiniz. Ben böyle 5 örnek bıraktım. Bir de yanlar olduğu için yine bayağı bir geniş oldu. Eğer daha geniş seviyorsanız daha bir örnek bitirmeyeceksiniz. Yani ben 5 örneğe kadar bitirmişim. Siz isterseniz 6 örnek de bırakabilirsiniz. Şöyle ekranda dursun tam kol kesimimiz. Çünkü kol kesimi bugün anlatıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü örerek yaptığım zaman çok uzun sizi sıkabilirim diye böyle anlatarak yapacağınızdan eminim. Yine böyle dursun modelimiz. Şöyle
yakından görebilirsiniz. Ben burasını şöyle bir ipimi alayım. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim diyorum.